Evet, Sanat Güncesi programından herkese merhaba. Bugün programımızın konuğu fotoğrafçı, müzisyen, yazar Vural Atılgan. Evet, Vural abi hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, Vural abi aynı zamanda yüksek orman mühendisi ve yaşamında ama ağırlıklı olarak hep sanat yer almış bir isim. Evet Vural abi, seni tanımayanlar için kendini tanıtır mısın? Ya bana bir soru sorarlar, nerelisin diye. Ben o nerelisin sorusuna şimdi olduğu gibi bir türlü şuralıyım diyemem. Hem babamın mesleğinden dolayı hem kendi mesleğimden dolayı Türkiye'de o kadar çok yerde ve o kadar çok yıllar kaldım ki... Doğum yerim Denizli. Nüfus kaydım Edirne. Hayatımın büyük bir bölümü İstanbul'da geçti. Urfa'da geçti, Konya'da geçti, Kayseri'de geçti, İzmit'te geçti. Kendimi öyle bir Türkiye'li olarak tanıtırım en çok. Sanata karşı çok büyük ilgim var. Hani sanatçıyım demek çok büyük bir iddia. Büyük bir sanat severim. Sanat sever olunca sanatı ucundan kıyısından denemek, şey etmek kaçınılmaz bir şey. Hı hı. Mesela yüzme sporunu çok severim demek başka, denize girmek başka şey. Bu böyle biz ara sıra denize girer gibi ara sıra sanat da yapıyoruz diyelim. Ama bir dönem profesyonel fotoğrafçılığın şeyini düşünürsek, fotoğrafçılıkta amatör sayılmam. Ama müzisyenlikte öyle değil. Müzisyenlikte tamamen amatörüm. Hayatımın hiçbir dönemini müzikten para kazanarak geçirmedim. Şimdi o zaman şöyle bir durum var. Öncelikli sanattaki ağır olarak yer kapladığın yer, kapladığın alan fotoğrafçılık. Evet. Öncelikli olarak. Fotoğrafçılık nasıl, nerede başladı? Önce o zaman fotoğrafçılıktan gidelim. Şimdi 1950'li yılların ikinci yarısında biz Urfa'daydık. O zamanlar sonradan dünya çapında bir fotoğrafçı olan, gazete fotoğrafçılığı olan Hüseyin Kırcalı'nın bir atölyesi vardı. Benden birkaç yaş büyüktü ama arkadaştık yani. Ben onun atölyesine ona yardımcı olmak için giderdim. Fotoğrafçılığın mutfağını orada öğrendim. Yani film banyo etmeyi, işte basmayı vesaireyi ve de onun bakış açısıyla bakmayı öğrendim. Sonra Urfa'da 11 Nisan Kurtuluş törenleri vardır. Onu izlemek için ünlü gazeteci Deniz, Milliyet'in efsane gazetecilerinden biri geldi. Hatırlamıyorum şimdi soyadını. O Hüseyin Kırcalı'yı keşfetti ve İstanbul'a götürdü. Aradan işte yıllar geçti. Bizim de oradaki babamın hizmeti sona erdi. İstanbul'a geldiğimiz zaman hemen Hüseyin Kırcalı ile temas ettim. Onun da şeyle böyle yönlendirmesiyle ufak tefek gazetelerde fotoğraf çekmeye başladım. Ama bir yandan da yani o kaçtı yıllar yani yok sen kaç yaşındasın ya da? 1960'lı yıllar, 63 falan. Yani mühendislik dönemi başlamadan. Mühendislik dönemi başladı. Çünkü Urfa'dan buraya geldiğimiz zaman ben Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini kazanmıştım. Fakat biz çok kalabalık bir aileyiz. Abim tıp fakültesinde okuyordu. Üç kardeşim ortaokul ve ilkokulda okuyordu. Yani parasal yönden çok sıkışık vaziyetteydik. Birimizin kendisini feda etmesi lazımdı. Ben fakülteyi, üniversiteyi bıraktım ve gazeteciliğe yöneldim.
İşte orada 4 sene kadar şey ettim. Sonra aile yavaş yavaş kendine gelmeye başlayınca, abim mezun olduktan sonra dedim bu gazetecilik çıkmaz bir sokak. O zamanlar öyleydi. Mesela gazeteciler ilk defa bir direniş yapacaklardı. O zamanın iki büyük gazetesinden birisi olan Yeni Sabah gazetesinin sahibi Safa Kılıçlıoğlu, ben gazeteyi kapatıyorum dedi. Çalışanlarımla muhatap olmam dedi bu konuda. Düşünün yani. Çok arkadaşımız çok az paralarla çalışırlardı ve ben gelecek görmedim orada. Af çıktı falan yeniden. Yok. Tekrar sınavlara girdim. Ve Orman Fakültesini kazandım. Orman Fakültesini devam ettim ve bitirdim. Ama bu ara 4 yıl üniversite hayatının kesintiye uğraması demek oldu. Üniversite hayatında herhalde çalıştın bu anlamda. Yani teknik üniversiteden ayrıldım. 4 sene gazetecilik yaptım. Ondan sonra da tekrar Orman Fakültesine girdim. Ondan sonraki dönemde tabii ki okul bittikten sonra da bir orman mühendisi olarak birçok yerde çalıştın. Tabii. Ve o çalışırken de fotoğraf alanında çalışmalara imza attın. Evet. Şimdi tabii fotoğrafçılık her işte olduğu gibi içine girdikçe bir takım gelir kaynaklarının olduğunu görüyorsunuz. Bir çevreniz oluyor. Hı hı. O çevreniz sizin ne tarz fotoğraflarla daha iyi olduğunuzu görüyor. Ve bir takım tekliflerde bulunuyor. Mesela diyalarınızı satın alıyorlar. O zamanlar bir diya eğer takvim için kullanılacaksa 250 lira. Yedek bulundurulacaksa 50 lira. Düşünün, bir filmi kesiyorsunuz. Hı hı. Bir karesi 50 ila 250 lira arasında para demek oluyor. Bu da az bir şey değildi yani. Böyle böyle sürekli bu işi canlı tutarak, yanımdan fotoğraf makinesini hiç eksiltmeden ve teknolojiyi de 2 yıl, 3 yıl geriden takip ederek, mesela bir makine çıkıyor, bu yıl alamıyorsunuz onu. Ama çok hızlı 2 yıl, 3 yıl geriden takip etmek de bugünün Türkiye'sinde aslında veya dünün Türkiye'sinde de gayet hızlı olmak aslında. O kadar çok hızlı ilerlemiyordu şey, teknoloji. Kaç yani fotoğraf makinelerini sevdin, onlarla bir yaşamın oldu. Bir sürü fotoğraf makinesi. Şimdi baktığımızda hani bir tutku gibi bir şey değil tabii, mi bu? Tabii. Tutkudan ziyade... Kaç fotoğraf makinen var? Mesela atıyorum. Mesela 2-3 yıl diyorsun yeni bir makine çıktı. Almam gerek. Eskiyi verip mi yenisini yok, alıyorsun? Yok. Eskiyi emekliye şey diyorsun veya onu da kullanıyorsun ama kullanış alanına göre farklılık şey diyor. Hı-hı. Şu anda emekliye ayırdığım 3, 6, 10-12 tane makine var. Onları tabii en güzel yerinde evinin herhalde. Tabii bir yani gibi. Bir şey gibi, koleksiyon aracı gibi şey diyorum. Ondan sonra şu anda aktif olan da 4 tane fotoğraf makinem var. 4 tane fotoğraf makinesi. Hepsinin mesela neye göre belirliyorsun? Dış çekim için şu güzel, işte içeride bu portre için şu falan, böyle alanları mı var? Veya sen mi görevlendirme yaptın bu anlamda? Şu var, mesela bir santimden resim çeken makine var. Herhangi bir makineyle 75 santimden daha yakından çekemezsiniz. Eğer bir çiçek fotoğrafı, bir ayrıntı çekeceksiniz, öyle bir ya merceğiniz olacak... Ki mercek de bugün bir fotoğraf makinesi şeyinde, değerinde. O yüzden makinelerin gelişimini sürekli takip ediyoruz. Ve diyoruz ki ya bana böyle bir makine lazım. Ona göre de bütçeyi ayarlıyorsunuz falan yani.
Peki yani böyle fotoğrafçılıkta bir tarz, uslup var mıdır böyle hani yöneldiğin, ben şu fotoğrafları çekiyorum dediğin? Şimdi tabii fotoğrafçılıkta böyle branşlar var. Mesela mimari fotoğraflar ayrı bir branştır. Mimari fotoğraf normal bir makineyle çekilmez veya normal bir objektifle çekilmez. Mesela çok yakındaki bir binayı perspektif bozulmadan çekmek mümkün değildir. Dolayısıyla perspektifi düzelten bir makinen veya şeyin olacak, objektifin olacak. Bana yok, senin çektiğin mesela, ben işte bazen sosyal medyada sizin çarşamba gezginleri diye bir, yani geziyordunuz, dolaşıyordunuz, evet, fotoğraf çekiyordunuz. Mesela ağırlıklı olarak doğaydı. Mesela bunun dışında senin bir sergine katılmıştım. Ağırlıklı olarak yüz fotoğraflarıydı. Bunların hani her şey var mı, yoksa ben mesela fotoğraftaki bu tanımlamaları bilmediğim için soruyorum. Alanın, ben mesela işte doğa mı çekiyorsun, portre mi, insan mı, çiçek mi? Gerçi o da doğaya girer. Bütün bunlar aslında her biri birer branş. Hı-hı. Portre fotoğrafçılığı var, mimari fotoğrafçılık var, doğa fotoğrafçılığı var, kuş fotoğrafçılığı var. Hani doğa dediğimiz zaman kuşuyla bilmem nesiyle beraber, ama eğer bir kuş fotoğrafı çekeceksiniz onun için çok daha farklı şeyler lazım. Kamuflajlar lazım. Hı hı. Ondan sonra işte tuzaklamalar lazım. Yani inanılmaz geniş bir şey. Bunların hepsini birden yapmak mümkün değil. Mesela tuzak kameraları var. Koyuyorsunuz oraya, harekete karşı duyarlı. Gece de olsa, gündüz de olsa bir hayvan oradan geçtiği zaman çekiyor fotoğrafını. Ama öyle bir makinen var mı? Yok. Yok. O bayağı bir zirve herhalde de. Yok, bir fikrim yok kaç para olduğundan. Ama öyle bir niyetim yok. Sanata genel bakışını oluşturmada herhalde en önemli yer fotoğraf oluyor. Nedir sanata yani? Şimdi ben sanata şöyle bakıyorum. Sanat öyle bir bütünsel bir olay ki, eğer fotoğrafa bakar gibi başka şeye de bakabiliyorsanız, mimariye bakabiliyorsanız, ne bileyim el sanatlarına bakabiliyorsanız ve bunlardan zevk alıyorsunuz, ilgi duyuyorsanız, sanat bu cephesiyle çok geniş bir alan kaplıyor. Ve birini yapsanız bile diğerlerini algılayabilirsiniz mi demek istiyorsun burada? Yani hepsini yapmak şart değil. Hı-hı. Ama birinin komeklerle, izmeklerle filan sanat olmuyor. Bunlarla ilgili işte bir fikir ediniyorsunuz. Sanat bir kere çok kültürlü olmak lazım. Yani dünya sanatını, dünya şeyini takip etmek lazım. Onlardan nasıl zevk aldığınızı, alındığını öğrenmek lazım. Öğrenilen bir şey. Sanata benim bakışım bu. Şey, mesela uygarlık, değişimler, dönüşümler, burada sanatın yeri neresi? Şimdi uygarlık genellikle bölgesel olarak ortaya çıkan, diyelim ki bir ada. Kuş uçmaz, kervan geçmez ama kendine şey diyor. Bir mimari yapısı var, bir müziği var, bir el sanatları, oymacılık var diyelim. Bunlar yerelde doğuyor. Fakat daha sonra başka kültürlerle bir araya geldiği zaman da birbirlerinden bir şey alıyorlar, gelişiyorlar.
Mesela Avrupa uygarlık yaratmada haksızlık etmeyelim. Hani Asya kıtasına şey etmeyelim de yakınımız olduğu için söyleyelim. Adamlar tutkuyla bağlı şeylerini. Mesela düşünün, Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın birçok kenti yerle bir olmuş. Fakat adamlar birebir aynı şeyleri yapmışlar. Çünkü bu bizim kültürümüz demişler. Aynı şeyleri üretmişler. Ha, içlerinde bazı görünmeyen yerlerinde farklılıklar var belki ama dıştan baktığınız zaman o kültürü, o sanatı, mesela bakıyorsunuz sivri mızrak ucu gibi bir çan kulesi. Ha diyorsunuz, bu şey gotik. Çünkü gotlardan geliyor. Adamlar savaşçı, her şeyi mızrak ucu gibi görüyor. Ama Rönesans döneminde İtalya'daki şeylere bakıyorsunuz. Onlar daha farklı, daha Akdeniz kültürü, daha süslemeli, daha güzel şeyler yaratıyor ama birbirlerini de etkiliyorlar yani sonuç olarak. Bugüne geldiğimizde aslında kalıcı olan sadece bir anlamda sanatsal ürünler oluyor aslında. Tabii, değil mi? Tabii. Baktığımızda dün bize yani İstanbul'a gidelim. Yani tabii orası da bir medeniyetler, uygarlıklar kenti ki İzmit de öyle. Düne baktığımızda elimizde sanat dışında aslında dünü tanımlayacak bir şey de yok. Yok, ne yazık ki İslam coğrafyasında çok şey kısır. Şimdi Vural abi, fotoğraf konusunda başka neler söylemek istersin? Fotoğraf sanatıyla alakalı ve ürettiklerinle alakalı. Çünkü yazarlığa biraz geleceğim. Valla şu anda herkesin elinde bir cep telefonu var. O cep telefonları da bayağı iyi fotoğraflar çekebiliyor. Dolayısıyla herkes bir fotoğrafçı, herkes bir şey. Bazen fotoğraf makinemi gördükleri zaman ya senin cep telefonu yok mu diyorlar. Fark ne Vural abi? Fark. Cep telefonu. Cep telefonu. Kalite anlamında sormuyorum. Cep telefonunun imkanları çok dar. Yani elinizde bir fotoğraf makinesi ve bir objektif seti olduğu zaman yapmayacağınız şey yok. Bir de birbirinden çekim şeyleri de aslında farklı. Herhalde cep telefonlarıyla çektiklerimiz biraz kameranın dondurulmasıyla alınan bir şey herhalde. Teknolojisini bilmiyorum. Ha. Çünkü ben cep telefonuyla fotoğraf çekme konusunda biraz cahilim. Ama dediğin doğru yani, bugün artık yarışmalara bile katılanlar var cep telefonlarıyla falan. Bir süre cep telefonuyla katılanları kabul etmiyorlardı. Fakat şimdi ediyorlar galiba. Herhalde. Evet. Şimdi onunla ilgili Vural abi, sergilerin oldu mu? Bir. İki. Yeni sergi hedeflerin var mı? Onunla beraber diğer konulara geçelim. Tamam. O. Şimdi tek fotoğraflı bir sergi düşünüyorum. Bunu Kayot yararına bir organizasyon olarak düşünüyorum. Panoramik bir İzmit fotoğrafını sergi salonunun bir ucundan bir ucuna kadar olacak kaç şekilde. Kaç metrekare olur bu? Şu anki fotoğrafçılık imkanları 30 metre uzunluğunda. 30 metre uzunluğunda, 30 metre uzunluğunda bir İzmit'in panoramik fotoğrafı. Evet. Peki bunun örnekleri olmuş mu? Bizim hep gördüğümüz bazı İzmit fotoğrafları var panoramik. Bu boyutta değil, değil mi herhalde? Şimdi bilseydim işin buraya geleceğini bir fotoğrafımı getirirdim. 12 metre uzunluğunda bir tane yapmıştım. Hı hı. 12 metre o. Şimdi 30 metreliğini düşünüyorum. Peki var mıdır bunun örnekleri geçmişte? Yani çünkü 30 metre diyorsun. Hiç yoktur değil mi? Yani 30 metrelik bir panoramik fotoğraf İzmit'in hiç çekilmemiştir. Ben bilmiyorum, görmedim. Hı hı. Yani.
panoramik ne, bunun anlamı ne? Önemi ne? Neden panoramik 30 metrelik bir? Çünkü bir bakışta İzmit'in şeyden Seka Park'tan diyelim baş iskeleye kadar. Baş iskeleye kadar olan bir fotoğrafını bir seferde görebiliyorsunuz. Bu fotoğraflar birkaç kere tarihte birkaç değildir belki. Birkaç kere çekilmiş ve biz de onları bazen görüyoruz ve bizim için o kadar bulunmaz eserler ki. Geçen zamanda kentin değişimi, dönüşümü, yeşilin azalışı, katların çıkışı, evet, kaosun başlayışı. Bu anlamda hani kentlerin bu şekilde şekillen fotoğrafları da gelecek nesiller için bir dönüşümün, değişimin ne derece olduğunu ortaya koyan çok büyük, çok değerli bana göre eserler. Şimdi böyle bir fotoğrafın çekimini bir tarafa, onun yapımı 10 bin liradan aşağı değildir diye düşünüyorum. Çekimine gelelim önce. Nasıl çekeceksin? Daha şimdi, öncekini nasıl çektin? Daha 12. öncekini bir sandal kiraladım. Ve boydan boya dolaştık. Bir yerde durdurdum. Çünkü en geniş görünen şey orasıydı. O çekimi yaptım. O aşağı yukarı 8-10 karenin birleştirilmesiyle yapılan bir olay. Ama tabii nerede birleştirdiğini siz göremezsiniz yani. Tek parçaymış gibi. İşte dijitalin şeyi. Sen mi birleştiriyorsun birleştirmede sanayi? Tabii. Yani bir tane çektim böyle. Böyle geldin yani şuradan bittiği yere. Onun işte bir çekim tekniği var. Onları anlatmayalım şimdi. Herkes bunu yapmasın. O çekim tekniğine göre. Nereden çekeceksin peki bunu? Yine sandal mı? Yine şeyden ama bu sefer daha büyükçe bir yani gemi. Niye büyük gemi olunca? Yükseklik farkı. Sandal olunca neredeyse deniz seviyesi. Şimdi Vural abi iki şeye ihtiyacım var o zaman. Bir, bir gemiye ihtiyacım var. Onu buluruz. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nin üyelerinden gemisi olan vardır mutlaka. Gemisi olan yok da şeye rica edeceğiz. Şehir hattı vapurlarına. Bir tanesini bize birkaç saatliğine şey edecekler. Tahsis edecekler evet, diye düşünüyorum yani. Ondan sonra çekeceğiz. Çekeceksin ama sonra birleştim. Çok büyük bir 30 metre diyorsun. Onun içinde bir tabii sponsor. Evet. Kentten. Ve onun sergileneceği alan belli mi? Cumhuriyet Parkı'nda. Cumhuriyet Parkı'nda diye düşünüyorum. Onun için başka bir şey daha düşünüyorum. Rabdiyeli şeyler. Kimlik kartları. 1 lira vereceksiniz. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Burs Fonu adına. Oraya adınızı yazacaksınız. Bir kere orada yani İzmit'in fotoğrafın üstünde mi kalacak o şey? O fotoğrafın üstüne rap diyeceksiniz. Ya burası benim evim. Ben şu dairede oturuyorum diyeceksiniz. O kadar. 1 lira çok ucuz ama buralar. 1 lira mı dedin sen? Mesela 1 lira dedim. Ha mesela. Bu da amacında Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Burs Fonu'na katkı. Evet. Aslında sonra da fotoğrafı satın almak isteyen birisi varsa yine hani hangi yönden gelmişse o yönden o paranın kaynağına dönmesi. Güzel. Hem kayıt hem ortaya eser çıkacak. Hem de sen böyle bir tarihe not düşeceksin. Umarım gerçekleşir. Vural abi kısa bir aradan sonra yazarlık sürecine, annem kitabına ve kitaplarla alakalı yeni girdiğin sürece kısa bir aradan sonra devam edelim. Evet. Tamam. Birazdan tekrar birlikteyiz. Evet, sanat güncesinde Vural Atılgan'la sohbetimiz devam ediyor. İlk bölümde ağırlıklı olarak fotoğraf çılık üzerinde, fotoğraf sanatı üzerinde durduk. Bu bölümde ise öncelikle bir Vural Atılgan'ın yazarlık hayatına gelelim. Bir kitabı var şu an için yayınlanmış. Önce
yazarlık hayatından, o kitaba geliş sürecinden ve yeni çalışmalarla ilgili ne dersin Vural abi? Şimdi şöyle, gazeteciliğe başladığım zaman bir muhabir, bir foto muhabiri giderdi bir işe. Çünkü foto muhabirleri genellikle yazabilen isimler değildi. Onlar fotoğraf çekerlerdi. Diğeri de haberi yazı haline getirir, şey derdi. Sonra baktılar ki iki kişi göndermeye gerek yok. Vural'ı gönderirsiniz, hem yazıyor hem fotoğraf çekiyor. İlk yazılarım öyle öyle çıkmaya başladı. Sonra bir köşem oldu. Hangi kurumda? Haber gazetesiydi galiba. Budak Deliği diye. Hani yıl kaç? 60'lı yıllar hep bunlar. Böylece hani bir okul kompozisyonundan biraz daha iyi yazılar yazdığımı görmüş de oldum. Aslında her zaman bir şeyler yazdım ben. Hala da yazıyorum. Hani biliyorsun Mustafa Küpçü ile birlikte çalıştığımız Sanatın Peşinden diye Pişmaniye Ekinde. Evet. Pişmaniye Eki kapanana kadar köşe yazarlığı yaptım. Sonra anneme bir borcum olduğunu biliyordum. Ve o hep hayalimdeydi. Yani annemle ilgili bir kitap çıkarmak. Aynı yayın eviyle çalışıyoruz biliyorsunuz. İsmini değiştirmeyi çok istediler. Bu satmaz dediler. Dedim valla benim amacım çok satan, çok para getiren bir kitap yerine anneme olan borcumu ödemektir. Onun için dedim annem kelimesi kalacak burada ve annemin yüzü de kapakta olacak. Necla Hanım'la epey tartıştık bu konuyu. Ben taviz vermedim. Kitap öyle çıktı. Ha, bundan sonraki baskıdan dedim istediğinizi yapabilirsiniz. Bu arada bizim yayın evimiz Kanes Yayınları. Kanes yani. Oraya da bu bölümü izlerler. Selam gönderelim Necla Hanım'a. Necla Hanım'a çok sevip saydığım insanlardan birisidir. Şimdi bundan sonraki top Kanes Yayınları'nda artık. Evet. Kapakta da şey dedi. Evet. Şimdi ikinci kitabımı da gönderdim. Ama Vural abi annem kitabını çok kısa anlattın. Biraz daha hani annene borcun. Annene anlattığın bir kitap ama bu bir göç hikayesi. Tabii. Annemin hayatı. Hayatı üzerinden aslında evet, bir dönemi anlattığın. Bizim hem bir dönemi hem de ailemizi anlattığım bir şey. Yani bir ailenin ta ilk çekirdeğin yeşermesiyle annemin toprağa düşeceği ana kadar olan kesintisiz ağırlıklı olarak benim belleğimdeki olan şeylerdir. Ama sadece belleğime güvenerek yapmadım bu işi. Ablalarıma, abime, çevremizdeki birlikte yaşadığımız başka insanlara danışarak da onlara kendileriyle ilgili anıları doğrulatarak uzunca 4 sene falan sürdü o çalışma. Hatta Plevne'ye gitmek için şey ettim. Biz Eylül ayında vize başvurusunda bulunduk. Ocak ayında vize çıktı. Öyle olunca Balkan dağları şeye kesildi. Kar, buz. Oraya kadar da çıktık. Fakat Plevne'ye kadar geçme imkanı bulamadık. Orada ben onun oturduğu yeri bile bulacaktım. Olmadı. Ama yeteri kadar doğru olduğunu sanıyorum şeylerin, o göçün. Bir göç hikayesi. Evet. Plevne'den Van'a kadar bir göç hikayesi. Ulaşmak isteyenler Kanes Yayınları'ndan, bütün kitap sitelerinden ulaşabilir annem kitabına, Vural Atılgan'ın.
Vural abi, yeni çalışman, yeni sürecin nedir? Şimdi yakın bir zamana kadar Marmara Üniversitesi rektörlük binası olan eski Haydarpaşa Lisesi. Ben orada bir yıl okudum. Haydarpaşa Lisesi'nin çok efsaneleri vardı, anlatılırdı. O çocukluk günlerinde onların peşinden biraz koştuk. İşte o öğrencilik yılı, bir yıllık şey ki bizim için Anadolu'dan gelen 10-12 arkadaşlık galiba hüsranla bitti şey. Çünkü ben Urfa Lisesi'nden gelmiştim. Kimisi Van'dan gelmişti, kimisi bilmem nereden gelmişti. Milli Savunma Yurdu'nda kalıyorduk. Çok yakın mesafede şeyle. Ben oradan gelirken, yani Urfa'dan gelirken kimya dersine aygır deposu derler orada. Urfa atları meşhurdur biliyorsun. Veterineri gelirdi. İşte fizik dersine fırsat buldukça bir subay gelirdi. Yani biz birçok dersi hiç görmeden Haydarpaşa Lisesi'ne gelmiştik. Diğer arkadaşlarım da benzerdi. Ve biz orada bir öğrenim şokuna girdik. Düşünün, bir adama bir entegral hesap yaptıracaksınız. Adam dört işlem bilmiyor. Mümkün mü? Biz o durumda hissettik kendimizi. Ve tabii o yılı öyle geçirdik. Acısıyla, tatlısıyla bir deneyim kazandık. İstanbul gördük. İstanbulluluğu yaşadık. Öyle Haydarpaşa Lisesi gibi dev bir lisede, Urfa Lisesi'nde bir kitap okuyorsun, üstünde yazan adam burada hocan. Bunları şey ettim, aşağı yukarı 200 sayfaya yakın bir kitap. O dönemi anlattı. O dönemi anlattım. 1958-59 yılı. O dönemki anıların gibi mi? Anı. O dönemki birkaç kişinin anılarının birleştiği bir şey. Kahramanı ben değilim. Böyle tarihsel merakın Vural abi var. Dönem, tarih. Değil mi? Tabii yani onlar olmazsa hiçbir şey olmaz. Yazarlıkla ilgili var mı Vural abi başka söylemek istediğin bir şey? Valla yazarlık zor iş. Yani zor iş derken sen benden daha iyi biliyorsun bu şeyi. Eğer yazar olacaksan bir takım süzgeçlerden geçmek, meşhur olmak, bilmem ne yapmak, yatırım yapmak. Eğer ondan para kazanmak istiyorsan çok zor. Evet. Kazanıyor tabii musun? Tabii ki hayır. Yani. Nam olsun, kar olmasın. Tabii yazarlık yani herkes için bakış açısı farklı. Ben çok uzun zamandır yazıyorum. Tabii senin gibi böyle anlatırken 2000'ler falan diyebiliyorum ben. 58'ler falan veya 90'lar en fazla. Ama 2500. yıl da gelecek. Yani şimdi tabii ki herkesin bir amacı vardır. Benim için artık bir yaşamımın bir parçası. Yani ben sabah erkenden kalkıp yazarım, akşam yazarım. Her an yazıyla alakalı düşünürüm. Yani bir benim için bir hayatta anlatış biçimi, ifade şekli yazmak. Onun için tabii ki her yazılan şey illa birilerine ulaşacak diye bir kaydı da yok. Bazen bir yerde kalır, unutulur, çöpe atılır. Ama yazanlar için benim gibi gazetede de yazıyorum. Yaşamı sadece yazanlar için bir artık ifade şekli hayatta. Tabii. O anlamda Kocaeli'ye gelelim abi. Kocaeli'deki kültür sanat faaliyetlerinin birçoğunda varsın. Anlatır mısın biraz nasıl, nerelerde varsın ve Kocaeli bu anlamda nasıl bir kent? Kocaeli'de bir grup var.
Bunlar sanatsever ve sanatla uğraşıyorlar. Dolayısıyla öyle bir kapalı şeyde kalıyor. Bir sergi oluyor, gidiyorsunuz aynı insanlar. Ondan sonra ne bileyim bir sanat faaliyeti oluyor, gidiyorsunuz aynı insanlar. Sayılar da azalıyor biraz. Onların efendim, da yaş almalarından dolayı sayılar da biraz azalıyor gittikçe. Mümkün. Onun yerine yeniler gelebilir belki. ama şu var. Sanatçının alkış, takdir ve de eserinin satın alınması üç büyük unsur. Şimdi siz bir sergi açtınız. Herkes geldi. Ya ne berbat sergi dediler. Öldün zaten orada. Ama çok güzel sergi dediler. Çok sevinirsiniz. Bir başkası gelir der ki ya şurada da bu sergiyi yapalım. Daha da mutlu olursunuz. Biri der ki şuradan 5 tane eser ben satın alayım. Öyle olunca da tam böyle mutlu olunur ama bu Kocaeli'de yok. Kocaeli'de sanatseverler birbirlerini motive etmeye gelen insanlar. O yüzden Kocaeli'de sanatseverlerle sanatı üretmeye çalışanlar aynı kişiler. Bu çok iyi, çok doğru bir ifade kullanıyor. Evet, yani, bu üzücü bir şey. Şimdi ben düşündüm de evet, yani Kocaeli sanatını en iyi tanımlayan sanatseverlerle sanatı takip eden sanatçılar aynı kişiler aslında. Aynı kişiler. Evet, doğru bir yaklaşım ve daha geniş kitlelere bir ulaşma sorunu var. Burada en köklü sanat müzik. Evet. Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği en eskisi biliyorsunuz. Ondan sonra Vilayet Korosu var, İnciyaman'ın korosu var, Kafkas Derneklerinin korosu var, Üniversite korosu var vesaire vesaire. Bu asla bir adım ileri gitmeyen bir şey. Bir sanat dalı. Neden? Eğitimi yok. Hani şimdi konservatuvar açıldı filan ama bu faaliyetlere katılanların %95'i nota bilmiyor. Kulaktan eğitimle çalışılıyor vesaire. Yani bir konser vermek için bir yıl uğraşılıyor. Halbuki nota bilse belki eğitimli 10 bir gün. Şey olsa 10 günde bir konser verir. Agah iç ses korosu mesela. O kadar çabasına rağmen çok fazla ileri gidemiyor yani. Ben de orada tenör olarak kaldım ama malzeme bu. Yani insan malzemesi öyle. Hoca ne kadar gayret ederse etsin işte eser sayısı belli. Şimdi Türkiye İzmit'te bu Komek ve İzmek gibi faaliyetler sanki bir sanat yapılıyormuş gibi bir hava getirdi ama o da işte emeklilerin, ondan sonra bu işten bir şey beklemeyen insanların parmağının ucuyla tuttuğu bir şey oluyor. Bundan da kazananlar malzemeciler oluyor. Boya, işte tuval, seramik, şu bu falan, bunları satan insanlar iyi para kazanıyorlar. Çünkü oraya giden ki bayağı bir sayıda insan var ama sonuç iyi değil. Burada KOSEV diye bir şey var. Kocaeli Sanat Evi. Siz de biliyorsunuz onu. Şu anda onların içerisinden sıyrılmış ve gerçekten sanat üreten bir dernek o. Kendi yağlarıyla kavruluyorlar ve güzel eserler veriyorlar. Her seferinde de yeniliyorlar kendilerini. Konulu şeyler. Denetimli. Ne var çatısı altında sanat eser, sanatçı olarak? Her işte resim, ressam, heykeltıraş, müzisyen. Yok. Bu dernekte ağırlıklı olarak resim
ve seramik çalışılıyor. İhtiyaç olduğu takdirde de onlar eğitim almak isteyenlere hoca çalışılıyor derken yine amatörlerin bir araya geldi mi yoksa profesyonel? Valla bunlar deminki tarifimizin içerisinde hepsi amatör. Yani para kazanmak için değil bir şey üretmek, sanat üretmek için yapıyorlar ama bayağı çaba sarf ediyorlar, bayağı para harcıyorlar. Sen KOSEV'de hayır. Ben KOSEV'i dışarıdan destekliyorum. Eşim oraya üye. Zaten eğer eşlerimizi biz desteklemiyor olsak yapamazlar. Oldukça pahalı bir olay. Boyası ayrı, ondan sonra fırın pişirmesi ayrı bir masraf, kili ayrı bir masraf vesaire vesaire yani. Bunları karşılayan bizleriz. Her sergilerini fotoğraflayan, işte onlarla ilgili video hazırlayan kişi de benim. Yani öyle bir katkım oluyor onlara. Ama dediğim gibi İzmit'te sanat üreten bir dernek dediğiniz zaman ben KOSEV'i söylerim. Onun dışındakilerin hepsi hemşeri dernekleridir. Şeydir, yani sanata katkısı olan, işte dediğim gibi birkaç derneğin dışında dernek yani yoktur. Yani bu anlamda Kocaeli eksik bir kent. Evet. Sen mesela ben şurada da bir eksiklik gördüm. Yani az önce bir fotoğraftan bahsettin. 30 metrelik bir panoramik fotoğraftan. Onu nerede sergilenir dediğinde de Cumhuriyet Parkı'ndaki galeriden bahsettin. Evet. Ama mesela biz 2 milyonluk bir kentte yaşıyoruz. Onun yerine bana göre bir sanatçı olarak başka bir yer söylemeliydi. Yani çok gözde bir yerde, mimarisiyle, işte içerisindeki konforlu alanlarıyla, değil mi yani aslında başka bir yer olmalı 2022 yılında. Mesela benim için çok, tabii ki orası da güzel bir yer ama yeterli değil. Bir kuşkusuz. Belki burası yani 25 yıl önce işte İzmit 100 bin nüfusken, küçük bir yerken belki yeterliydi ama artık büyüyen, bu denli büyüyen bir kentte dediğin yer bana göre farklı olmalıydı. Şimdi İzmit'in bazı ihtiyaçlarını benim gördüğüm gibi birçok yetkili de görüyor mutlaka. Bunlardan en büyüğü de kompleks bir sanat merkezi. Çünkü az önce burada lafını böleceğim. Çünkü Vural abi hani sanatı takip edenlerin, o sanatı üretenler olması aslında bunun sebebi de halka açılacak yerlerin az olması. Çünkü artık insanlar daha konforlu yaşıyorlar. Bir gittikleri yerde işte kompleksten bahsettin. Çayını içeceği, kahvesini içeceği, vakit geçireceği. Bunun Türkiye'de birçok örneği var aslında. Adam orada yemek yemeye gittiğinde bir sergiye katılıyor. Sergi sonrasında arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. İşte olanaklar, müsait salonlar, sergi bölümleri falan. Bu anlamda böyle bir eksiklik var. Yani halk da tamam, halka ulaşmak zor ama halka ulaşacak bir şey yok. Kanallarda bir sorun var burada. Şimdi Borusan'ın eski fabrika binası biliyorsun tiyatro salonu ve şey olarak yapıldı. Şu anda gidelim. Ne görebiliriz orada? Hiçbir şey. Evet. Öyle bir yer olmalı ki yaşayan bir yer olmalı. Evet. Mesela benim hep aklımda şu var. Çok özel bir yarışmayla bir proje yapılacak. Ve uygun bir yerde diyelim. Birkaç tane salonu olan. 20'ye yakın ayrı ayrı çalışma yerleri olan. Birçok derneğe, birçok sanata mekan hazırlayan. Onlar için kiraya verdikleri dükkanlarda malzeme satan. Kafesiyle,
lokantasıyla bilmem nesiyle insanların her an gidebileceği, eğer sizin 3 tane 4 tane salonunuz olursa ve o salonlarda sürekli dolarsa, şimdi bugün salon arıyorsunuz bir tiyatro oyunu için, bir sene sonra gün alabilirsiniz, evet. Yani. Ve böyle bir sirkülasyona sağlar ise, bilmiyorum, örnekleri de var bunların. Şimdi bir şehirde isim vermeyeyim, gittik işte böyle lokantası, kafesi, içeri girdik, işte salon, hemen hemen her gün tiyatro oyunu, 400-500 kişilik, karşısına geçtik, şiir kütüphanesi, şiir, yani tamamen dünyadaki, Türkiye'deki şairlerin, böyle kocaman, bütün şairler var, sadece şiir üzerine. Bir tarafa gittik, bir aynı salonda sergi. Şimdi artık yaşam bir şey için insanlar bir yere gitmiyor. Yani ben buradan gideyim, işte şu sergiye geleyim. O serginin içinin yanına başka bir şeyleri de katmak istiyor insanlar. Belki çocuğun oynayacağı bir park, tabii, gibi böyle bir birçok şeyi yapacakları alanları istiyorlar. Bu anlamda işte az önceki senin ifade ettiğin sorunun temeli bir kapalı bir yer var. Kapalı bir orada damar var ve bu da aslında bir kısır döngüye kenti çeviriyor, çekiyor. Bu fiziki mekan sorunu, evet, kentte büyük. Bu niteliksel sorunu da mutlaka ortaya çıkartıyor. Fiziki mekan eksikliği, bu nedir? Örneğin İstanbul'dan, Ankara'dan önemli bir tiyatro oyuncusu gelecek, örneğin gösterisi için oyuncuları. Ve onlara salon bulamayınca gidiyorlar bir okulun salonunda. Evet. Şimdi o tiyatro sanatçısı da gidiyor İstanbul'a. Ben Kocaeli'ye gittiğimde ya salon yokmuş bir okulda. Yani bu aslında kötü de bir reklam oluyor kent için. Bu artık sanat aslında endüstri, kent ekonomisinin, turizminin artık bir parçası. Bu anlamda umarım eksiklikler giderilir. Bu anlamda başka neler söylemek istersin Vural abi? Şimdi yapmak istediğimiz çok şey vardı. Yapmak üzere idik de belediyeyle anlaşmıştık. Korolar Festivali yapacaktık biz burada, İzmit'te. Fakat tam... Koroda ne yaptığını sen bir söyler misin abi? Ondan tenör dedin, enstrüman... Bu... Çok sesli koroda, o Batı müziğiyle ilgili. Onda tenördüm ben. Evet. Diğer Türk sanat müziği korolarında da ut sanatçısı ut, olarak. Yani ut çalıyorsun. Ut çalıyorum. Biraz mütevazisin, buraları atlıyorsun Vural abi. Yani enstrüman... Şimdi şu var... Yani İzmit'te... Notadan çalıyorsun. Tabii. İzmit'te benden kat kat üstün en az 10 tane ut sanatçısı vardır. Yani virtüöz derecesinde. Ben belki bir virtüöz değilim ama işte doğru çalarım. Notayı çalarım falan. Yani onun için onu şey etmiyorum yani. Kendimi böyle... ortaya çıkarmak gibi. Uğdi gibi tanıtmıyorsun kendini. Bu koroda, hangi koroda ut çalıyorsun? Ben İzmit'teki hemen hemen bütün korolarda ut çaldım. Devam eden korolarda var mı? Şu anda yani pandemiyle ilgili kendimi tehlikeye atmamak için hiçbir koroya katılmıyorum ama evde her gün belli bir süre mutlaka çalarım yani. Noktada böldüğüm bir konu vardı. Korolar Festivali, evet, için hazırlanmıştık. İşte yavaş yavaş şeyler gelmeye başlamıştı yani katılmak isteyenler. Onların çeşitli koro hocalarıyla bir araya geldik. Esaslarını belirlemiştik. Benim hep arzu ettiğim her koronun mutlaka nota öğreten, eğitim veren bir bölümünün olması. Korolarda bu yok maalesef. Geliyorlar, hoca elini kaldırıyor, şarkılar başlıyor, bitiyor, çekiyorlar, gidiyorlar. Bir tek Erdoğan Akkanat
hariç bütün koro şefleri bu hizmeti, koro şefleri demeyelim de bu derneklerin faaliyetleri içerisinde bu eğitim ne yazık ki yok. Yani belli bir organizasyonla, mesela belediye mi bu işi alacak, üniversite mi alacak, bilmem ne mi alacak? Bu tür şeyleri tek elden yönetmek lazım. Hmm. Gerekirse az olsun, öz olsun, nitelikli olsun. Önemli olan, evet, nitelik diyorsun burada. Şimdi şöyle, A salonunda, diyelim ki Süleyman Demirel salonunda bir konser oluyor. 20 gün sonra başka bir şeyin, koronun konseri oluyor. Ya biz bu şarkıları dinlemiştik falan diyorsunuz. Aynı makam, aynı şarkılar. Evet. Yani bu olmaz. Olmaz yani. Doğru. Vural abi, kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra biraz da kayıt üzerinde, tamam, duracağız. Sonra programı kapatacağız. Evet, kısa bir aradan sonra sanat güncesi devam edecek. Ana Yurt Yayınları Kitap Gezisi'ni sunar. Evet, Ana Yurt Kitap Fuarı'nın sunduğu kitaplar bölümümüzde size ilk tanıtacağım isim, ilk programlarda da bir Çehov kitabı tanıtmıştım. Çehov'un 9 kısa oyununun olduğu, baş ismi Ayı olan, Ayı oyunlardan bir tanesinin ismi. Burada Çehov'un, yani tabii ki dünyada kısa oyun yazarı çok yok. Çehov bunların en önemlisi. Burada birbirinden güzel, kimisi Çehov'un o komik dokunuşlarının olduğu ama genelde trajik çalışmalarını içeriyor. Burada benim en sevdiğim oyun tabii ki Tatyana Repina, Düğün, Evlenme Teklifi, ki Evlenme Teklifi yine Çehov'un önemli oyunlarından, yine aynı şekilde Ayı. Tiyatro oyunu metni okumak isteyenlere Çehov'un tüm oyunların olduğu gibi 9 kısa oyun eserini öneriyorum. Diğer tanıtacağım kitap ise İrlanda asıllı bir İngiliz yazar Oscar Wilde. Oscar Wilde da sıra dışı, belki de 1800'lü yılların en sıra dışı yazarlarından birisi. O dönem genel tabu olarak, ahlaki sınırlar olarak kabul edilen, birçok alana zorlayan, ilginç bir, tarihimizin ilginç yazarlarından birisi. Oscar Wilde de ağırlıklı olarak tabii ki şiir, yine oyun, öykülerden tanıyoruz. Dorian Gray'in Portresi ise Oscar Wilde'in tek romanı. Belki de bu biraz da iddia için yazdığı. İşte sen roman yazamıyorsun diyenlere, hayır ben roman yazıyorum diye belki bir iddia koyduğu bir çalışması. Bu çalışma da yine dönemin genel kabulleriyle çelişen bir kitap. Özellikle bir ressamın, güzelliğine tapan bir ressamın kendini genç bırakıp resmini yaşlandırması noktasında bir anlatımının olduğu bir kitap. Dorian Gray'in Portresi'nde biraz felsefe, psikoloji gibi alanlara ilgisi olan herkese öneriyorum. Evet, kitap fuarının sunduğu kitaplar bölümümüzü burada noktalıyoruz. Müzik.
Anayurt Yayınları kitap gezisini sundu. Evet, sanat güncesinde Vural Atılgan'la sohbetimiz devam ediyor. Fotoğrafçılık dedik, yazarlık dedik, Kocaeli ve sanat dedik, musiki dedik, ut dedik ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği diyelim. Çünkü Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği benim de çok önemsediğim, uzun yıllar içinde olduğum, son dönemde biraz çocuğun peşindeki koşturmalarım, gazetedeki yoğunluğum nedeniyle biraz vekaleten dostlarımı bıraktım. Önemli bir dernek. Evet, Kayot. Niye Kayotlusun Vural abi? Şimdi Kayot'u ne yazık ki ben çok geç tanıdım. 1994'te İzmit'e tayinim çıktı. İlk önce Musiki Derneği'ni tanımış oldum. Fakat Kayot'u çok geç tanıdım. Çok saygı duyduğum, çok önemsediğim, çok büyük potansiyeli olan, İzmit için potansiyeli olan bir dernek bu. Biraz elitist görürler şeyi ama öyle. Çünkü zaten Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'ne üye olmak için en azından iki tane referansınız olacak ve yüksek öğrenim görmüş olacaksınız. Bu da elitlik demektir. Ama kendi içerisinde elit, hizmetleri bakımından İzmit'e bir ışık. Bütün sivil toplum örgütlerinin anası gibi neredeyse. Her yerde etkinliği olan bir kuruluş. Fakat son zamanlarda, işte bizim dahil olduğum zamanlarda yavaş yavaş bir çöküntünün içine girmişti maddi olarak. İlgiyi kaybetmişti. Biz bu ilgiyi yeniden canlandırmak için elimizden geleni yaptık. Araya pandemi girmesine rağmen büyük adımlar atıldı ve şu anda Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği maddi olarak sıkıntılarını aşmış durumda. Tabii Didem Turan. Didem Turan başkanlığında. Siz yönetim kurulu. Yönetim kurulu. Ben bu sene yönetim kurulunda değilim. Geçen dönem. Pardon. Geçen dönem ikinci başkan durumundaydım. Fakat bazı sağlık sorunlarım çıktığı için çok şükür onları düzelttik. Ben affımı rica ettim. Hı hı. Ama halen içindeyim. Hemen hemen haftada iki gün mutlaka giderim. İşte yeni projelerin üretilmesinde, yeni fikirlerin ortaya çıkmasında elimden gelen yardımı yapmaya çalışırım. Komisyonlarda halen üyeyim. Bunların başında da sanat komisyonu geliyor. Ne hikmetse herkes bizi bir sanatçı gibi görüyor. O yüzden Kayot asla vazgeçemeyeceğim ve kimsenin de vazgeçmemesi gerektiğine inandığım bir kurum. Böyle kuşaktan kuşağa 1975 yılından beri, pardon ne 75'i, 1967 yılından beri. Evet, 75. yıl. 75. yıl, 67 yılından beri ayakta olan, hani darbelerle bilmem nelerle iki defa kapatılmış olsa da devam eden bir kurum ve halen İzmit'in hemen hemen her şeyinde gittiğiniz zaman ayrıcalıklı davranılan bir şey. Mesela oraya bir kayıt üyesi olarak gitmek, ki gurur duyuyorum bunu taşımaktan. Ben kayıt yönetim kurulundayım dediğiniz zaman da en azından üstünüz aranmadan bir yere girebiliyorsunuz yani. Bu önemli bir şey. Kayot bizim sevdamız. Son yıllarımızı böyle geçireceğiz. Vural abi, Kayot'la ilgili var mı başka söylemek istediğin? Yok. Yani neler yapmak istiyorsun? Şimdi önündeki projelerin, artık yavaş yavaş programın son zamanları. Şimdi bir kere bu Kayot'un pandemiden önce başlayıp da bitiremediği şeyi
yerine getirmek istiyoruz. Nedir o? Korolar şenliği. Bunu ilk 1-2 yıl yerel, ondan sonra da ülke çapında olarak düşünüyoruz. Kayıt'ta yine başlayıp da 4 sefer yapabildiğimiz ülke içinde turizm turları, kültür turları. Bunlar Kayıt'ın her zaman yapması gereken, ilimize de bir hizmet olarak gördüğümüz bir şeydir. Onun dışında yazılara devam. Şu anda hani yayın evi getir basalım dese 4 tane kitabım hazır. Ama kağıt yok piyasada. Kağıtsız bir döneme denk geldi. Bizim hani derler ya, şey, garip hırsız daha çok çıkmış, ay akşamdan doğmuş derler. Hep olumsuzluklar bize denk geliyor. Bireysel hedeflerin nelerdir abi? Bana çok fazla bir bireysel hedefim yok. Biliyorsun büyük oğlum İngiltere'de yaşıyor artık. Eğer Haziran, Temmuz gibi bu pandemi herhangi bir hortlama göstermezse oraya gidip birkaç ay kalmayı, İngiltere'yi bir karıştırmayı istiyoruz. İzmit'te tanıyanlar bilecektik, Mary Jane adında çok eski İzmit'in en köklü gruplarından önemli rock grubu Mary Jane'in kurucu gitaristi, yıllardır grupta olan Arda'nın da, Bural Atılgan, babası Arda Atılgan'ın da babası. Mary Jane de şu an çok iyi bir noktada, çok dinleyicisi var. Yayınladıkları şarkılar binlerce, on binlerce kişi tarafından hızlıca takip ediliyor. Türkiye'nin birçok yerinde konserler veriyorlar. Önemli mekanlarda. Mary Jane dinliyor musun? Rock müzikle aran var mı Vural abi? Arda'ların yaptığı kadarını dinliyorum. Arda'ları dinliyorsun yani. Dinliyorum tabii canım. Geçmişle bugün arasında nasıl müzikal yolculuk? Ben biraz eleştiri getiriyorum. Ya Batı müziği, daha doğrusu rock müziği konusunda çok fazla bir kültürüm olmadığı için bu farkı pek göremiyorum. Ama yaptıkları bir müziği beğenirsem o tutuyor yani, ne hikmetse. Var mı böyle bir örnek? Var. Birkaç tane örnek var. Mesela Deniz Üstü Köpürür. Onun gibi şeyler. Kendi yollarında gidiyorlar. Bir gün onları izlemeye gitmiştik şeye. Buradaki. Yakın zamandakine mi? Şeydeki. Kent miydi? Kahve. Neydi? İsim verme. Mekanda. Mekanda. Beni sahneye çağırdılar. İşte Alay Vala ile Vural Bey, Arda'nın babası, müzisyen falan. Herkes alkışlamaya başladı. Bir dakika dedim. Siz dedim, beni şimdi şarkı söyleyeceğimi falan zannediyorsun değil mi? Alkış. Anlatacağım bir şey dedim. Selahattin Pınar'ı dedim, tanır mısınız? Herkes tanırım. Selahattin Pınar'ın babası yüksek yargı organında bir yargıç. Bütün Türkiye ismini biliyor. Selahattin Pınar da okumayı falan bırakmış. Tambur çalıyor. Sık sık babasıyla kavga ediyorlar. Yani adam istiyor ki o da bir yargıç margıç olsun. Ve bir gece iyice kavga ediyorlar. Bu kalkıyor ayağa, evi terk ederken de kapıda diyor, bir gün diyor, benim adımla anılacaksınız diyor. Ve çıkıyor gidiyor. Birkaç gün sonra da babası vefat ediyor. Ve hakikaten Selahattin Pınar'ın babasının adını ben de bilmiyorum şu anda. Ama Selahattin Pınar'ın
babası oğlu aracılığıyla gündeme geliyor. Böyle. İşte çok... benim de dedim oğlumdan. evet, sanat güncesi programını noktalıyoruz. Vural Atılgan'la çok keyifli bir sohbet yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta başka konukla yeniden görüşmek üzere. Programı kapatmadan önce bu hafta sinemalarda hangi filmler var? Ona bir bakalım. Görüşmek üzere.